Durdurayım ister misin? Dur. Şunları bir çıkarayım, rahatlayayım ya. Ve çok güzel müzikler geliyor arkadan. Sakallar nasıl? Berkay. Gayet güzel abi. Kenara atalım, fırlatalım bunları. Kaydımıza devam edelim. Yamağı, teneri. Tenere mi dedim? Arkadaş kendini sevdirdi, güzel. Başlayalım o zaman. Berkay, bu sesi duydun değil mi? Bununla ilgili sonra bir şeyler açıklayacağım. İlk önce kapatayım. Ama durduğum gibi nasıl inebiliyorum onu biraz sonra açıklayacağım. Sesim geliyordur umarım. Herkese Sekodu Sakal kanalından selamlar. Yamaha Tri-City 300. Biraz sonra size bunu anlatacağım. Başlayalım. Şöyle koyalım. Bunları da buraya koyalım. Bunları da çıkaralım. Kenara atalım, fırlatalım bunları. Kaydımıza devam edelim. Arkadaşlar, bugün size anlatacağım motor, geldiğimde de söylediğim gibi Yamaha Tenere. Tenere mi dedim? Alışmışım Tenere'ye. Yamaha Tri-City 300. Yamaha Tri-City 300 sağ olsun Yamaha Merkez ve çok güzel müzikler geliyor arkadan. Yamaha Merkez, Yamaha Motor Türkiye ve Tuna Motosiklet sayesinde test imkanı buldum. Bu arada Karnaval Ajansı'na da teşekkür ediyorum. Onlar da yardımcı oldular. Bu arkadaş 3 tekerlekli güzel bir motosiklet. Tenere'ye binen birisi olarak arada böyle scooter modelleri seçiyorum. Scooter modellerle test yapıyorum. Ama Yamaha'da ilk defa 3 tekerlekli. Daha doğrusu çocukluğumdan beri bir tane benim mavi bisikletim vardı. O mavi bisikletim 3 tekerlekliydi. Yıllar sonra binmiş oldum. Kısacası özeti bu. Yamaha Tri-City 300 gerçekten harika bir şey yapmış. Böyle dik kaldığına bakmayın. Hani acemiler alsın binsin. Tabii ki acemi arkadaşlar da çok kolaylık sağlayıcı unsurları, bazı şeyleri var. Ama bu böyle kalmıyor. Herkes yolda da şunu görüyor. Böyle arabadan bakanları falan gördüm. Ya 3 tekerlekli bisiklet ayağını niye koyuyor falan diye düşünüyor. Bazı yerlerde ayağımı koyma ihtiyacı duydum. Ama ayağımı koymama da gerek yok. Gelir gelmez indim ya motordan. Gelir gelmez indiğimde motora, ama orada bir düğme var. Göstereyim Berkay. Çünkü bu düğmeye bastığın zaman motor o zaman dengede duruyor. Normalde yine senin dengene bağlı olarak hareket ediyor. Yani durduğum zaman ayağımı koymazsam düşerim. Arkadaş bana kolaylık sağlamış. Bak demiş, benim burada düğmem var. Bas, ben dengede dururum. O yüzden gelir gelmez bu düğmeye bastım ve dengede kaldım. Bunun dışında hazır buradayken üstün yakıt sistem, yani böyle teknolojik yakıt uyumlu, Euro 5 uyumlu, az yakıt yakmasını sağlayan bir sistem Yamaha'nın geliştirmiş oldu. Bu da çok iyi. Dolaş benzin alt seviyelere gelene kadar gayet iyi gitti. Yani yakıtı makul ama diğer scooterlara göre biraz fazla. Niye? Çünkü 3 tekerlekli, ağırlığı fazlasıyla var. Tahminim 240 kilo filandı. Yalan olmasın. Bütün açıklamalar, hani böyle şu soğutmalı bilmem ne, bütün bilgileri ben açıklama kısmını yazacağım. Oradan okuyabilirsiniz. Gelelim farlara. Harika. Gece şu farlara bitti. Açıyorum. Nasıl ama? Şu görüntü müthiş güzel olmuş. Yolu aydınlatması falan harika. Kapatalım. Ha, hazır yakmışken şu kadranı gösterelim beraber Berkay. Şurada gördüğünüz, ben burada dengede duruyorum diyor. Bu yanındaki ne? Arkadaşın şuradaki, gösterelim. Buradaki el freni. Bu durduğu zaman 3 ayaktayken, dengedeyken bir yere de gitmeyeyim diye beni çek diyor. Ben de burada çektiğim anda arkadaş da böyle duruyor.
Motorla anlatılacak çok şey var. Aklıma gelen diğer unsurları söyleyeyim. Bir kere fren harika. Ön arka ama ondan ayrı. Demiş ki ya ben dururum da gel istersen bir de ayak pedalında bir fren var, onu da gösterelim. Bana burada da basıp duruşumu sağlayabilirsin. Güvenli duruş sağlayabilirsin diyor. Onun için yapılmış. X-Max'ten alışkın olduğumuz özelliği de var. Bunlar ne? Buradaki çevirdiğiniz zaman burada geniş bir iç hacimli bir bagajımız var. Her şeyimizi koyabilirsiniz. Hazır almışken şeyimi de çekeyim ya. Şeyi daha doğrusu havalı olsun. Beremi takayım. Şimdi daha iyi oldu değil mi? Parlamıyordur. Ha, açmışken bagajı. Ya çok güzel yapmışsınız ya. Vallahi şu şey harika durmuş. Bu var. Ayrıntı. Koltuk X-Max'teki gibi, hatta daha da fazlasıyla rahat. Bu motoru kimler kullanmalı? Bana göre acemi ama scooter'ı tanımak isteyen, scooter'ın dengesini iyi bilecek derecede eğitimini almış. Ya ne olursa olsun, acemi de olsan ya da ilk kullanıcı da olsan, eğitimini aldıktan sonra kullanabileceğin bir motor sınıfında. Sakın Nikon'daki gibi ya da Nikon denilen motorla kıyaslamayın. O da 3 tekerlekli ama bundaki gibi bir sistemi yok. Onda yine denge sende. Yan ayağı alıyorsun, o şekilde kullanıyorsun. Bunun en önemli şeyi, mesela bel fıtığım var. Çok ağrım var. Ben motoru çekmeyle uğraşmak istemiyorum diyorsun değil mi? O zaman gösterelim. Şunu yere koyacağım. Ha, uzaklaştığın zaman X-Max'te olduğu gibi seni uyarıyor. Ev frenini bıraktım. Diyelim ki motoru bir yere alacağım. İşte bak burada bel rahatsızlığı olanlar için çok güzel bir şey. Al motoru, istediğin yere götür. Acemisin, kısa boylu bir bayansın veya kısa boylu birisin ama şehir içinde ben bu motora binmek istiyorum. Rahatlıkla binip istediğin yere götürebilirsin. Tek elle bak. Dengede yav alet. 240 kiloyu böyle hani dengede tutacağım bilmem ne. Hani eğitimini ne kadar alırsan al, o dengeyi sağlamak için bir kendini kasman vardır. Bunda hiçbir şekilde kasmadan motoru istediğin yere götür, getir, kaydır. Bu hareketi çok güzel yapıyorsun. Kısa boylusun dedim. Avantajı şu. İşte geldiğinde o dengede durmasını sağlamak için geldiğin. Bak. Böyle duruyorsun ışıklarda. Ayağımı koyayım, boyum kısa geldi falan gibi bir durumun da yok. O açıdan da çok güzel. Ama en önemli şeyi söyleyeyim mi? Ya bu motor dengede, ben çalıştırınca gideyim dediğinde eğer iyi dengesini sağlayamamışsan ne yapıyor biliyor musun? Hop. Böyle bıraktım değil mi? Bak kafa böyle ya. Hafiften de meyilli. Dikkat ettin mi Berkay? Evet. Hani bıraktım halde duracak şimdi ama bak bir yamukluk var. İşte o yamukluk ne yapıyor biliyor musunuz? Kafayı düzeltsen de şöyle yapsan da hareket etmek istiyorum. Güzel can değil mi? Yani çok iyi dengede durarak bıraktığın zaman ayaklarını toplayarak gidebilirsin. Bunu özellikle kısa boylu arkadaşlar için söyledim. Çok iyi park edeceksin, çok iyi dengede tutacaksın ki ayaklarını yukarıdayken hareket ettiğinde düzgün gidebilirsin. Evet. Şu ayrıntılar da çok güzel. Nikelaj böyle şeyler yapmışlar. Gayet güzel. Ya şu uyarısı yok mu? X-Max'te de vardı. Tamam arkadaşım, kapattım. Tapkeste de küçük eşyalar, herhangi bir şey suyu. O Yamaha'nın şey kısmına bakabilirsiniz. Aksesuar bölümünde nelerle donanabilir, neler yapılabilir, onunla da ilgili bilgi var. Anlatabileceklerim bunlar. Rahat benzin alıyorsunuz. Üstündeyken bile doldurulabilecek ama bazı akaryakıt istasyonlarında inmeniz gerekiyor diye uyarıyorlar. İnip de alabilirsiniz. Burada rahatlıkla onu da göstereyim. Buradan gösterelim Berkay. Şöyle bastığın zaman
X-Max'te olduğu gibi burada da piyona bilek yapmışlar buralarını. Ha, nasıl gidiyor? Gayet iyi gidiyor. Fakat yani yolu aldıktan sonraki gaz açışı falan öyle iyi. Torku yavaş kalabiliyor. Niye? Çünkü ağır. 300'lük bir makineye göre ağır. Biraz toparlaması gerekiyor. Ondan sonra zaten uzayıp gidiyorsunuz. Rahatlıkla mesafenizi böyle açabiliyorsunuz. Ondan sonra kendine geliyor. Tur camı orijinalinde var zaten. O çok işe yarıyor. Yağmurlu havada da kullandım. Ayaklarımı sakladığımda kaskın üzerinden geçerken tur camı çok büyük işe yarıyor. Ben scooter'da biraz hani bazıları çok yüksek oluyor, sallantı yapıyor değil mi? Onda böyle bir şey yok. Gayet iyi tutuyor ve yağmuru, çamuru, her şeyi engelliyor. Bu çok hoşuma gitti. Gelelim artçıyla nasıl? Artçıyla da çok güzel. Artçı hele arkaya oturan diyor ki ya ne kadar rahatmış diyor. Çünkü bu ayrıntısı, ondan sonra buranın geniş olması gayet artçı içinde rahat bir yolculuk, şehir içinde rahat bir yolculuk sağlıyor. Uzun yol denemek lazım. Kişiye göre değişebilir. Ama rahat edeceğini düşünüyorum. Frenleme gayet başarılı. Dediğim gibi ön arka fren, ama ondan ayrı yine ekstra bir ayak pedal frenle güvenli bir sürüşü sana hissettiriyor. Yani diyor ben diyor durabilirim. Yeter ki mesafeyi sen kolla. Ona göre ayarla. Ben sonuçta küçük bir tekerlek kullanıyorum. Beni ona göre kullan. Mesafeni iyi ayarla ki frenlememiz güzel olsun diyor sana. Yamaha Tricity 300'de çok güzel günler geçirdik. Vakti geldi. İstiyor muyum? Yok ya, biraz daha kalsın diyeceğim, vakit geçireceğim şeyler var. Ama Tenere 700 benim için vazgeçilmez. Ona dönüş yapacağım. Şimdi artık teslim ederiz. Yeni videolarda yeni Yamaha ile olan videolarla veya başka motosikletlerle olan videolarla görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Aynı Bihter gibi oldu. Görüşürüz.